Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün oyuna son eklenen katil olan The Plague ve aynı zamanda son eklenen Survivor olan Jane Romero'nun hikayesiyle karşınızdayım arkadaşlar. 5 yaşındayken 7 kişilik bir ailenin en küçüğü olan Adiris, Babil'in merkezindeki arınma tapınağının tuğla kırmızısı yanan basamaklarına bırakıldı. Şok ve kederini işlemek için tanrıların onun için bir planı olduğu inancına dayandı. Bahçelere yöneldi. Törensel yemekler hazırladı ve törensel tutsu brülörleri parlattı. Geceleri amacını ortaya çıkaracak bir işaret için dua ederdi. Yetişkin yaşına geldiğinde deniz keçisine, suya ve yaratılış tanrısına her yıl tapınma sırasında üst düzey rahiplere katıldı. Endişeleri kalktı ve ortaya çıkan mutluluk onu tanrıya her zamankinden daha yakın hissettirdi. Arınma ritüelleri sırasında rahiplere yardım ederken kemik üzerinde çalışıp bitirdiği görevlerin yenilerini alıyordu. Rahipler daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlardı. Veba salgılayan yüksek tapınak duvarlarının dışından gelen isteklere cevap vermek için günlük temizlik yapıldı. Aylar içinde rahipler hastalığa yakalandılar. Herhangi bir ritüel yapamayacak kadar zayıf düştüler. Birçok arınma ritüeline yardım eden Adiris, devam edebilecek tek kişiydi. İlk törenden önce endişeli olan Adiris, rahiplerin kutsal odasını ziyaret etti. Mumları yaktığında arkasında dar bir açıklık olduğunu fark etti. Boşluğa doğru kayarken sığınağın altına gizlenmiş bir kriptaya ulaştı. Odada sadece altın bir kadın heykeli vardı. Ellerini uzatmış, parmakları mücevherlerin üzerinde olan bir kadın. Bu, Adiris'in beklediği işaretti. Adiris, büyük salona girerken her yere eğlen takipçilerle doluydu. Abi ilkiyorum abi. Tuğla sunağa doğru uzun adımlarla yürüdü ve gümüş kaplama seremoni hançerini aldı. Onun yakut halkalı parmakları hançeri bir pençe gibi sarıyordu. Aniden boy göstermiş lükslüğü, zaten gençliği ve güzelliğiyle etkilenmiş olan takipçilerini daha da etkiledi. Yaratılış destanını okumaya başladığında, arkadaki bir kadın küfredip çöktü. Adiris ona koştu ve ayaklarını saran siyah kabarcıkları fark etti. Adiris tereddüt etmeden kutsal kılıcını tuttu ve kendi ayağına doğru sallayarak parmağını kesti. Sonra tanrılara kanlı kısmını önerdi ve onlardan kadını korumalarını istedi. Adiris yeni rahibeler olarak kabul eden takipçilerin sessizliği düştü. Zenginliklerinin, güzelliklerinin ve bağlılığının hikayeleri hastalık kadar hızlı bir şekilde şehir genelinde yayılmaya başladı. Adiris'in takipçileri ona Babil'in yüksek rahipliği adını verdi. Fakat ilk enfeksiyon belirtilerini gösterdiğinde inancı yargılandı. Öksürüğü, balgam ve kanın bir karışımı haline geldi. Boynu apseli patladı ve 4 parmaklı ayağı karardı. Durumundan utanarak örtülü bir başlık giymeye başladı. Kurtulmak umuduyla ritüellerini sürdürdü ve takipçilerine kutsanmış su ve yiyecek sundu. Ama hiçbir ritüel onu kurtaramazdı. Çaresiz bir şekilde tanrıları yetiştirmeye çalışan Adiris, kendisini şehirden sürgün etti. Birkaç takipçisiyle kuzeye gitti. Uraştu'nun soğuk ormanlık alanlarından geçerek yürüdü. Adiris'in kusmuk havuzunda yattığı nemli bir mağarada kamp kurdular. Siyahlaşan ayağı o kadar şişmişti ki daha fazla gidemedi. Takipçileri ve o mağaradaki gerçeği anladılar. Hepsi vebaya bulaştı. Kaçan takipçileri arasında diz çökmüş olan Adiris son bir dua etti. Siyah tutsu dumanı soğuk bir esintiyle silinmeden önce nemli havaya yükseldi. Ne Adiris ne de yandaşlarının cesedi bulunamadı. Birçok kişi onun geri dönüş hikayelerini anlattı. Ancak hiç kimse Babil'in yüksek rahibesinin neye benzediğini bilmiyordu. Ben biliyorum, Dead by Daylight da ağzımıza sıçıyor ya. Jane Romero, ünlü aktris Loretta Lawrence'ın kızıydı. Ebeveynleri Jane hala bebekken, özellikle annesi sık sık çekimler yaptığı için boşandılar. Jane, zorlu bir görsel sanatçı olan babası tarafından büyütüldü. Annesinin hayatındaki yoksunluğuna kızmak ile ekrandaki varlığına hayran olmak arasında büyüdü. Bir genç olarak Jane, gizlice annesinin yeteneğini taklit etmek istedi. Oyunlarda, televizyon reklamları seçmelerinde ve yönetmenlikte sahne alıp stüdyosunda babasına yardım edecekti. Son sınıfında ulusal bir oratory yarışmasına katıldı ve birincilik ödülünü kazandı. Performansı, röportaj için onunla iletişim kuran bir radyo istasyonunun dikkatini çekti. Canlı şov sırasında Jane'in doğal cazibesi, istasyonda yarı zamanlı bir iş teklif eden personeli etkiledi. İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra modaya uygun çeşitlilikte bir şov için çalışmak üzere istasyondaki işinden ayrıldı. Ancak dürüst teslimatı ve reklamları, 5 ay sonra onu kovan şovunun yöneticileri tarafından takdir edilmedi. Başka bir fırsat için çaresiz olan Jane, eskiden çalıştığı radyo istasyonunda sadece reddedilmek üzere teklifinin çok riskli olduğu bir şov yaptı. 4 ay sonra şovun tekrarlarını gören bir yapımcıdan telefon aldı. Başarısız gösteri Quick Talk'u canlandırmak için bir ortak ev sahibi arıyordu. Canlı televizyon uzun saatler, düşük maaş ve istikrarsız anlamına geliyordu. Ancak görüşlerini yayınlamak için bir platformda sunuyordu. Quick Talk'un kaba iltihaplı tonuna itiraz etti ve kişisel meselelerini ilgili bir kapsama alanı için bastırdı. Birkaç hafta içinde şovun izleyici gemisi giderek büyüyordu. 2 yıl sonra ulusal olarak yayınlanan ve kişisel olarak terk etme mücadelesi de dahil olmak üzere tabulanmış başlıkları kapsayan The Jane Romero Show adında tam saatlik bir bölüm başlattı. Şovu rekorlar kırdı ve baş harfleri JR, güzellik kremlerinden moda aksesuarlarına kadar uzanan ürünlerle eş anlamlı hale geldi. Fakat Jane'in daha fazlasına ihtiyacı vardı. Başkalarının onun izinde gitmesini istedi. Başarısı giderek daha talepkar olan bir program ve sürekli eğlendirmek için artan bir baskı oluşturdu. Özellikle gergin bir hafta boyunca bir bölüm düzenledi. Stresi annesinin şovunda rol almayı kabul ettiğini öğrendiğinde doruğa ulaştı. Jane gösteriye başladı. Birçoğu aksamadan gitti ama annesi sette İzleyicilere sıcak bir şekilde gülümseyerek yürüdü. Jane'in midesi nahoş bir şekilde süründü. İltihap yapan şiddetli bir kıskançlık tarafından tüketildi. Yine de Loretta onu yarıda kesene kadar gerçekte ilişkili olmadığını söyleyerek gergin bir gülümsemeyle devam etti. Gösteriden sonra Jane babasının New Jersey'deki evine gidiyordu. Onunla bir şeyler konuşması gerekiyordu. Son zamanlarda kendisi gibi hissetmemişti. Büyük bir tıkanıklıktan kaçmak için sahil boyunca serbest bir yol açtı ve gün boyunca onu kıpırdatan tapınaklarında zonklayan ağrıyı hafifletmek için bazı ağrı kesiciler içti. Sonra biraz rahatlamak için radyoyu açtı. Radyoda klasik müzik çalıyordu. Eve dönerken arabalarla dolu olan karayolu üzerinde durdu. Bir karanlık, görüşünün köşelerini bulanıklaştırmaya başladı ve farları kırmızı kıvrımlara çevirdi. Jane, dış hatlarını netleştirmek için gözlerini kırpıştırdı. Ancak gözlerini her kapattığında göz kapakları çok uzun süre kapalı kalıncaya kadar daha da ağırlaştı. Ertesi sabah yetkililer Jane'in arabasını sudan çıkardılar. Haftalarca titiz bir arama yapılmasına rağmen cesedini bulamadılar. Jane Romero Show hem babasının hem de annesinin katıldığı cenazesine kadar askıya alındı. Halk Jane'e kederliyken JR ürünlerinin siparişlerine bir artış oldu ve tüm bölümleri bir ay sonra tekrar serbest bırakılmasını isteyen açılış kredisiyle yeniden serbest bırakıldı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hikayelerle ilgili yorumlarınız, hoşunuza giden taraflar, ilginizi çeken kısımlar varsa yorumlar kısmında belirtmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar.